Şimdi sezon başı tabii o röportajı yaptığımızda yeni kurulan bir takımdık. Bu lige çıkmış, ilk defa çıkmış bir takım olarak yeni oyuncu kadrosuyla önümüzü görmemiz gerekiyordu. Evet, hayalimizde, kafamızda bir şeyler vardı. Başarılı olmak istiyoruz. Özellikle ben yapı olarak hep başarılı olmayı isteyen, gittiğim takımlarda hep üst sıralara oynayan bir hoca olarak bunu tekrarlamak hep içimde var. Ama tabii kulübün genel durumu, yapılacak transferler bize bu konuda yön verecekti. İlk yarı beklediğimiz seviyeye yakın bir dönem geçirdik. İlk yarın bitimin sonucunda ikinci yarı için gerçekten bizi düşündüğümüz plana, hedeflerimize ulaştırabilecek bir konumda olduğumuzu gördük. Ondan sonra yapılan hamleler, yapılan transferler ve tabii bu süreçte oyun sistemimizin oturmuş olması, daha iyi işler hale gelmesi, oyuncuların birbirini tanıması sahada sonuca bunu daha iyi yansıtmaya başlamıştı. Bu da bizi daha da umutlandırdı. İnancımızı arttırdı. Hem bizim, hem oyuncularımızın, hem yönetimin bu konudaki inancı arttı. Hep beraber o inancı sahaya doğru şekilde yansıttığımızı düşünüyorum. Aldığımız iyi sonuçlarla bugün Süper Lig'e çıkan 3. takım olarak adımızı Süper Lig'e yazdırdık. Kupayı aldık ve bu konuda çok mutluyuz. Gerçekten büyük bir emeğin, büyük bir mücadelenin ödülü bu kupa. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. En yukarıdaki başkanımızdan, yöneticilerimizden, en altta çalışan çimcimize, aşçımıza, destek ekibimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için dualarını esirgemeyen eşlerimize, çocuklarımıza, sevenlerimize, annelerimize, babalarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle büyük bir duygu yoğunluğunun güçlendirdiği bir takım oldu Pendik Spor. Tarafsız herkesin sevdiği ve desteklediği bir takım oldu Pendik Spor. Belki o yüzden güçlü kaldık. O yüzden sahada hep o başarıları elde ettik. Birçok maçta hep geriye düştük. Bırakmadık. Azimle, o kararlılıkla geri dönüşler sağladık. Bu geri dönüşler bizi bugün hedeflediğimiz o noktaya ulaştırdı. Bu noktada da çok mutluyum. Herkesten tekrar Allah razı olsun, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bir kere bizim en büyük gücümüz o içerideki aile yapısı, iç huzurumuz. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu konuda da tabii yöneticilerimizin, başkanımızın, işte Seyfullah Üçgün, Cumhur Enür yöneticilerimizin, onların katkısı gerçekten çok fazla. Takımın her sorununda onlar ilgilendiler, sorunları kısa sürede çözdüler. Mümkün olduğu kadar oyuncuların performansına etki etmeyecek şekilde, onları daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde sahada olmalarını sağlayacak şekilde saha dışındaki problemleri onlar çözdüler. Biz de saha içerisinde bu takımın yapısına uygun oynamak istediğimiz oyunu onlara kabul ettirerek ve bunu çok çalışarak, çok fazla tekrar yaparak sahaya yansıtmaya çalıştık. Ve bu konuda da başarılı olduk. Hem saha dışındaki bu başarı, hem saha içerisindeki bu başarı totalde bize hedeflediğimiz o başarıyı getirdi. Şimdi Süper Lig'in yeni takımı olarak bu dinamikleri daha da güçlü hale getirerek inşallah Pendik Spor'un daha güçlü bir şekilde, daha kalıcı bir şekilde sürekli başarıları sağlayabilecek bir altyapıyı oluşturarak gelecek sezonları daha iyi geçirmesini sağlamak için çaba göstereceğiz.